Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bildiğiniz gibi 24 Şubat'ta yani bu cumartesi günü akşam 7 civarlarında Brawl Talk gösterime girecek. Ve bu Brawl Talk'la beraber bizlere her Brawl Talk'ta olduğu gibi ücretsiz hediyeler de verecekler arkadaşlar. Peki bunlar neler ve neler olabilir? İşte bu videoda sizlere bunları paylaşacağım deyip hemen videoya geçeyim. Ancak bu tarz videoların devamını gelmesini isterseniz mutlaka videomuza en az 1000 like atmayı ve hazırda like atmayı aşağı inmişken hemen yanında bulunan abone ol tuşuna da basmayı unutmazsanız sevinirim diyeyim. Ve hatta dükkanın en sandığında destek verilerini usta yaparsanız daha da mutlu olurum dedikten sonra ben videoya geçeyim. Evet, ilk olarak Brawl Talk'ta bizlere gösterilecek ve ücretsiz ödül alabileceğimiz etkinliğimizin ismi arkadaşlar 1 ile 3 arasında oyuna eklenecek şampiyonluk mücadelesi. Bildiğiniz gibi aylık finaller ayın 30'unda başlıyor ve aylık finallerden önce Supercell her zaman 15 galibiyet alabileceğimiz bir mücadele oyuna getiriyor. Ve bu mücadeleyle beraber arkadaşlar 15 galibiyete kadar her aşamada ücretsiz bir ödül kazanıyoruz. Bildiğiniz gibi ve her zaman bu oyuna geliyor abi aylık finaller öncesinde. Bu sefer yine gelecek ve muhtemelen Brawl Talk'ta bunu bize gösterecekler. Dediğim gibi 1 ile 3'ü arasında arkadaşlar oyuna eklenecek. Yani ayın 1'inde 1 Mart'ta oyuna gelecek bu şampiyonluk mücadelesi, 15 galibiyet mücadelesi ve ilk olaraktan buradan ücretsiz ödüller kazanabileceğiz. Ve bunu muhtemelen Brawl Talk'ta bizlere gösterecekler arkadaşlar. Sizlere de ilk olarak Brawl Talk'la beraber gelebilecek ücretsiz hediyemiz bu şekildeydi. Bunu göstermek istedim diyelim ve bununla bağlantılı olarak bir ücretsiz olayımız daha var Brawl Talk'ta gösterilebilecek. Hemen ona geçelim. Ve o da tabii ki de event.brawlstars sitesi arkadaşlar. Bu site ne işe yarar? Bu sitede bildiğiniz gibi aylık finallerde yarışan takımların hangisine oy verirseniz puan kazanabileceğiniz, benimle Yunus'un sunduğu yayınlarda arada gelen sorulara doğru cevaplar verip yine puan kazanabileceğiniz ve ücretsiz alabileceğiniz bir site arkadaşlar. Bu da yine Dünya Şampiyonası'nın başlamasıyla birlikte aktifleşecek ve içindeki ödüller yenilenecek. Şu an gördüğünüz ödüller geçen senenin ödüller arkadaşlar. Bunlar yenilenecek dediğim gibi ve yine bize burada bir sürü ücretsiz yeni ödüller koyacaklar arkadaşlar. Bu da dediğim gibi ayın 30'unda gerçekleşecek. Aylık finallerde aktifleşecek arkadaşlar bir site. Bir önceki anlattığım mücadeleyle bağlantılı sonuçta e-sporla alakalı bir şey. Bunu da yine Brawl Talk'ta göstereceklerdir. Göstermese bile böyle bir şey oyuna gelecek arkadaşlar. Bundan da yine ücretsiz ödüller kazanabileceğiz bu Event sitesinden diyelim ve günün ikinci ücretsiz ödül kazanabileceğimiz olayını da gösterdikten sonra Brawl Talk'ta bizlere tanıtılacak. Hemen günün üçüncü olayına geçelim. Şu an ekranda gördüğünüz 2 Mart 2016 tarihi Clash Royale'in çıkış tarihi arkadaşlar. Yıl dönümü olması sebebiyle yine 2 Mart'ta arkadaşlar Clash Royale ile alakalı bir sürpriz bizlere Brawl Stars düzenlemek üzere. Çünkü partnerlere sağlanan test hesabında bununla alakalı sürprizi görebiliyoruz arkadaşlar. Hemen orayı göstereyim sizlere. İşte şu an ekranda gördüğünüz üzere 2 Mart 2016 az önce de gördüğünüz Clash Royale'in yıl dönümü sebebiyle bizler arkadaşlar ya mücadeleyle birlikte kazanabileceğimiz ya da dükkanda direktmen ücretsiz bir şekilde alabileceğimiz Clash Royale'de de bulunan rozetleri verecekler ücretsiz bir şekilde. Bu da herkes tarafından konuşulan bir konu. %100 değil ama %99,9. Burada gördüğünüz işte bu rozeti, altındaki 3 rozeti ve bir de goblin rozeti var sol arkada. Şu an onu göremiyorsunuz arkadaşlar. Bizlere ücretsiz bir şekilde verecekler abi. Buradaki Clash Royale pinleri zaten arkadaşlar, rozetleri Clash Royale'de de aktif olaraktan kullanılan rozetler. Bunları Brawl Stars'a getirmişler. Biz bunları nereden görüyoruz? Dediğim gibi ben partner olduğum için bizlere sağlanan test hesabında şu an bu rozetler aktif bir şekilde durmakta var arkadaşlar, ancak oyunda yok. Ve bu 2 Mart'tan sonra bizlere bu rozetleri verecekler diye düşünüyorum. Ücretsiz bir şekilde 2 Mart 2016 yani Clash Royale'in yıl dönümüne özel olarak arkadaşlar. Bir diğer olayımız son 3 Brawl Talk'tur yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Bizlere yine ücretsiz bir pin veriyorlar, bir link veriyorlar ve ona tıklayınca herkes ücretsiz bir şekilde o pin sahibi olabiliyor. Yine ben aynı şekilde 24'ünde akşam 7 civarlarında yayınlanacak olan Brawl Talk'ta hemen altındaki açıklama kısmında Free Pin'de yine bizlere aynı burada son Brawl Talk'ta olduğu gibi ücretsiz bir rozet vermelerini bekliyorum. Ve bu ücretsiz rozetin de ben arkadaşlar işte burada da gördüğümüz çekiç rozeti olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz orada verilen rozet ilk gösterilen sezonla ilgili bir rozet oluyordu arkadaşlar. Zaten Brawl Talk teori videomu da izlediyseniz buradaki çekicin ben yeni sezonla alakalı olduğunu, mitolojik bir sezonun geleceğini sizlere söylemiştim. O yüzden burada gösterilen çekiç muhtemelen o sezonla alakalı bir kostüme ya da bir karaktere ait bir çekiç arkadaşlar. Ve Supercell bizlere bu çekici ücretsiz bir şekilde muhtemel kuvvet Brawl Talk'un altındaki ücretsiz pin kısmında verecek arkadaşlar. Hemen Brawl Talk'la beraber alacağımız 5. ücretsiz ödülümüze bir geçin. O da arkadaşlar yine aslında bilindik bir şey. Bildiğiniz gibi neredeyse son yine 3 Brawl Talk'tur. Bizlere hiper şarj etkinliği yapıyor Brawl Stars ve bu hiper şarj etkinliği sonrasında bizlere rastgele bir hiper şarj veriyor arkadaşlar. Kolay bir etkinlikle beraber yine Brawl Talk'ta da oyuna yine 6 tane hiper şarj gelecek ve biz bu hiper şarj etkinliğiyle beraber bu 6 yeni hiper şarjdan
birisini ücretsiz bir şekilde alabileceğiz arkadaşlar. Bu da bizlere Brawl Talk'ta gösterilecek ve ücretsiz alabileceğimiz 5. ödül olacak abi. Bunu da sizlere yeri gelmişken bu ücretsiz alabileceğimiz ödüller kısmında göstermek istedim. Brawl Talk'la alakalı çok detaylı da bir video çekmiştim. Dediğim gibi o Brawl Talk teori videosunu kartlara bırakacağım arkadaşlar. İzlemediyseniz muhakkak izleyin çünkü birçok şeyi bence doğru bileceğim ve birçok şey dediğim gibi çıkacak arkadaşlar. Ama bugün dediğim gibi Brawl Talk'la beraber gösterilecek ücretsiz şeyleri sizlere göstermek istedim. Bu 5 şeyi ve hepsini de göstermiş bulundum arkadaşlar. Video buraya kadar da değil. Bugün Supercell Make kampanyasının yani Ginny ile sen diye yapılacak kostümlerdeki kampanyanın sonuna geldik arkadaşlar ve artık finalistler belli oldu. Bugün finalistler arasından en beğendiğim kostümleri artık sizlere göstereceğim. Şöyle göstereyim arkadaşlar, şu an Supercell Make'in içerisindeyim ve şu an en aşağı indiğimde burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Dili Türkçe'ye bir alayım. Oylama kapandı arkadaşlar bugün itibariyle. Yani artık finalist olan kostümler belli oldu. 5 Mart'ta Supercell 5 Sandy kazananını ve 5 Ginny kazananını açıklayacak ve arkadaşlar muhtemelen oyunun içerisinde 5 tane Sandy kostüm ve 5 tane Ginny kostümünü oylamamız için bir anket başlatacak. Ve oradan halkın yani bizlerin oyuncuların oylamasıyla en beğenilen Ginny ve Sandy kostümleri oyuna bir sonraki Brawl Talk'ta eklenecek arkadaşlar. Ama ve lakin benim favorilerim bu finalistler arasında hangileri, gelin sizlere bir onu göstereyim. Evet abi 5-6 tane favorim var. Birincisi arkadaşlar Odin Ginny, hızlı hızlı göstereceğim. Şöyle bir kostüm kendisi. Bakın abi böyle bir kostüm ve böyle bir duruşu var. Hemen burada da Hindistan'a özgü bir kostüm, yine Mara Ginny diye bir kostüm arkadaşlar. Şöyle bir kostüm gerçekten efsane duruyor. Çok beğendim abi. Ulti animasyonlarını, atış animasyonlarını falan görüyorsunuz. Bence çok şekilli bir kostüm olmuş kendisi. Bu da Mutant Lizard Sandy kostümmüş. Bu da benim çok hoşuma gitti. Yine burada Samurai Desert Ginny var arkadaşlar. İnanılmaz çok havalı duran bir kostüm. Bunu da göstermek istedim. Evet, nasıl ki oyunda Oni Otis var, bu da Oni Ginny arkadaşlar. Bu da çok iyi bir kostüm gerçekten. Hatta benim Ginny'de en beğendiğim kostüm olabilir. Çok tatlı, çok tarz duruyor gördüğünüz gibi. Evet, burada başka bir Ginny kostüm var yine. Bu da abi arkasındaki bu yeli arkadaşlar Spike'ın, Karanlık Lord Spike'daki kostümüne benziyor. O yüzden çok hoşuma gitti benim. Burada Astro Sandy var arkadaşlar. Bu da böyle rüya tabiri Sandy gibi bir şey yani. Rüya ile alakalı, uykucu olduğu için kendisi. Bu da güzel bir kostüm olarak da gözüme çarptı. Yine Anubis Sandy diye bir kostüm var arkadaşlar. Eski böyle Mısır tanrıçalarını mı ne anımsatan bir kostüm olmuş. Güzel. Eski Mısır'a, Firavunlara falan filan dayanan bir kostüm arkadaşlar. Bu da tatlı geldi gözüme. Evet, burada ninjaya mı benzeyen korkunç bir Sandy kostüm var arkadaşlar ama şekli gerçekten hoşuma gitti. O yüzden bunu da göstermek istedim. Ve Galaktik Ginny kostüm var arkadaşlar. Bu da harbiden harikulade bir kostüm. Bunu da yine finalistler içinde arkadaşlar, bu arada bu gösterdiğim kostümler hepsi finale kalan kostümler. Yani seçilme olasılığı en yüksek, göze en tatlı gelen kostümler. Bunlar da benim favorim. Bunlardan birini muhtemelen göreceğiz arkadaşlar finalde dediğim gibi ve bunlara oylayacağız. Bunları da göstermek istiyorum o yüzden. Ve bir tane daha var son. O da arkadaşlar Inkai Sandy kostümü. Bu da gerçekten çok tatlı duruyor. Bak böyle bir ultisi varmış kendisinin. Evet, Supercell Make'deki durumlar da arkadaşlar bu şekildeydi. Dediğim gibi bugün itibariyle artık oylama bitti ve finale kalan kostümler belli oldu. Supercell bu finale kalan kostümler arasından 5 Ginny, 5 de Sandy kostümü seçecek. Ve Supercell bu seçtiği kostümleri 5 Mart'ta oyunun içerisinde bizlere sunacak arkadaşlar. Oyunun içerisinde 5 tane Sandy, 5 tane Ginny kostümü olacak ve bizler bu kostümleri oylayacağız. Ve en çok oy alan Sandy ve Ginny kostümleri de bir sonraki Brawl Talk'ta bizlere gösterilip oyuna eklenecek arkadaşlar. Ben de kendi favorilerimi finale kalanlar arasında sizlere göstermiş oldum. Ve ücretsiz verilecek Brawl Talk'la beraber ödülleri de sizlere göstermiş oldum. Umarım da videoyu izlerken keyif almış beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarzda video için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın dedikten sonra ben videoyu noktalandırıyorum. Kendinize de başka videolarda görüşecek. İyi bakın, hoşçakalın ve bay bay.